Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Acun Ilıcalı hatırlarsanız kısa süre önce aldığı Balmy adındaki teknesiyle bayağı bir konuşulmuştu. Bu tekne 496 gross tonluk ve 47.2 metre uzunluğunda. Biz de bugün işte bu Balmy'yi sizinle birlikte biraz daha yakından göreceğiz. Bir dakika, bilin bakalım burada ne yok. Bildiniz. Teknenin adabındandır. Tabii ki ayakkabılarımızı çıkararak gireceğiz. Virtus modeli teknemize giriyoruz. Şimdi bu yazıyı gördüğünüz yerden başlayacağız. Ben aşağı dolanıyorum hemen. Buradaki küçük open tuşuna bastığımda artık Balmy yazısı yerini Beach Club'a bırakıyor arkadaşlar. Biraz sürüyor tabii arkadaşlar ama... Ve Balmy'imizin Beach Club'ı hazır arkadaşlar. Burada iki tane Seabob var ve minimum farklı deniz oyuncakları. Allah düşüyordum. Buranın sıkışık görünmesinin sebebi şu. Burası aslında arkadaşlar yana doğru açılabiliyor. Ve bisiklet dışarı çıkıyor. Zaten bu deniz oyuncakları kendi yerlerinde bulunuyor. O yüzden aslında buradaki alan bayağı bir genişliyor. Bak yine düşüyorum. Bayağı ayakta duramıyorum. Burada bir adet dolap var. Buraya kadar gelmişken şu cihazdan bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz pervaneyi arkadaşlar suya indiriyorsunuz ve pedal çevirdikçe suda hareket edebiliyorsunuz. Güzel, ilginç cihaz. İkişer tane. Bir adet büyük televizyonumuz var. PlayStation'la birlikte tabii ki burada. Ayrıca şu şekilde kapalı bir kapının ardında bir adet tender garajı bulunuyor. Burada arkadaşlar makine dairesine geçmek için ek bölme bulunuyor. Ana girişi burası değil. Buradan makine dairesine geçiliyor ama elbette tabii ki teknik bir yere gireceği için önce uyarı verilmesi gerekiyor. O yüzden ayrıca bir iletişim alanı var. Burada bir adet ufak bir ihtiyaç tuvaletimiz bulunuyor. Ufak da yani BMW'dekinden büyük. Şimdi gelin bir ana bölüme, bir main deck'e çıkalım. Yukarı çıkarken şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Burada bir kapak var. Bu kapağı açtığımızda denize doğru inip çıkabileceğimiz bir merdiven oluşuyor. Ayrıca burada karbon fiber başlıklı bir adet duş bulunuyor ama şu an tabii sezon olmadığı için burada değil. Güverte bölümüne geldiğimizde arkadaşlar burada çok geniş ve her türlü hani ihtiyaca göre bölümlere ayrılmış oturma yerleri var. Ama aşağıda televizyon vardı. Yukarıdaki televizyon nerede derseniz. Burada bir adet iPad görüyorsunuz. Bundan teknede birkaç tane var. Ama tek ihtiyacınız bu değil. Çünkü elinizdeki herhangi bir akıllı telefonla da buradaki sistemlerin tamamını kontrol edebiliyorsunuz. Onu daha sonra göreceğiz. Şimdi ben şöyle bir oturdum ve buradan sistemi açıyorum. Ve televizyon beni karşılıyor arkadaşlar. İçerideki televizyon çok uzağımda kalırsa diğer televizyonumu aktif hale getirebiliyorum. Televizyonumuzu kapattık ve tekrar o kendi yerine gidecek. İki tarafta gördüğünüz gibi süvari kapıları bulunuyor. İçe doğru açılır ve açtığınızda da yandaki tekneye kolay bir şekilde geçmeni sağlar ki gördüğünüz gibi yandaki tekneye de var zaten. Şimdi içeri girerken aslında kapı sensörlü arkadaşlar ama işte çocuklar geçer ya da kalabalıktır, ne bileyim rüzgar falan etki eder de sensör devreye girer kapı sürekli açılır diye şu anlık devre dışı bırakılmış. Elimi burada okutarak kapıyı açarak kendim içeri girebiliyorum. Bütün ışıkları da yine burada gördüğünüz panel üzerinden kontrol edebiliyorum. Şimdi şu panele bir bakalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıkları kapatıyoruz, açabiliyoruz. Gece ışığımız var. Sinema moduna geçebiliyoruz. Balmy dediğimiz özel bir ışık modu yani Acun Ilıcalı'nın sevdiği artık ışıklar hangisiyse geçebiliyoruz. Ama ışıklardan önce gelin biz bir içeri geçelim. Burada çok geniş bir alan bekliyor bizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Acun Ilıcalı tabii ki laptop'u izlemeden duramaz. Onun dışında yine PlayStation'ımız var. İç arka tarafta bulunuyor. Burada gördüğünüz üçlü koltuk arkadaşlar Acun Ilıcalı'nın sevip kendi beğenip evinden getirdiği koltuklar. Şimdi kapılara gelmek istiyorum. Önce dışarı doğru çıkıyor, ondan sonra açılıyor. Dışarıdan baktığınızda pürüzsüz daha güzel bir görünüm yaratıyor. Ardından da normal fiziksel gücümüzle birlikte burada kapıyı açabiliyoruz. Bu kapıların altında iki tane küçük yeşil nokta görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar aslında kapının açık ya da kapalı olup olmadığını gösteren sensörler. Az sonra yukarıda bir ekranda göreceğiz. Perdeleri buradaki panellerden kontrol edebiliyoruz arkadaşlar ama işin daha güzeli var. Bir başka tablete geliyoruz ve önümde bir panel var. Ben bu panellere basarak dilediğim herhangi bir camın ya da bütün camların perdelerini hem güneşliklerini hem tüllerini istersem ayrı ayrı istersem tek seferde kapatabiliyorum. Şu anda da bastığım tek tuşla bütün perdeler kapandı. Işık, ses, klima ve diğer tüm sistemleri kontrol edebiliyorsunuz. Gelin geçelim daha özel bölümlere. Personelin yaşadığı başka bir bölüm var teknede. Hatta hani iş döneminde Acun Ilıcalı da teknedeyken bayağı birbirlerini görmeden iki farklı hayat yaşayabiliyor burada personel ve misafir tarafı diyeyim. Burada bir günlük kullanım için D-Head bir tuvaletimiz bulunuyor. Burada bir master kabin var. Buranın olayı da şu, tasarımda burada işte koltuğu ve çalışma masası da var aslında. Ama Acun Ilıcalı kendi
tercihine göre. Bunu yaptırmamış ve buraya koltuk tasarımı koydurmuş. Burada kendi masaj koltuğu var. Hemen kapının arkasında da bir adet şaraplık bulunuyor. Şimdi geçelim yatak odası bölümüne. Ya şu geniş camlarla çok güzel durmuyor mu ya? Benim aşırı hoşuma gitti. Burada arkadaşlar aslında tekne sahibinin kendisine ait, ona özel tasarlanmış bir yatak odası bulunuyor. Bu arada şu kenarlardaki şeyde söylemeden olmaz. Hem Type-C hem de USB giriş portu bulunuyor ve hızlı şarj özellikle. Her odada 4-5 tane falan var galiba. 2 adet banyo tuvaleti var. Dışarıdan görünmüyor. Teknedeki neredeyse tüm camlar aynı şekilde bu arada dışarıdan görünmüyor. Burada duş alırken gayet keyifli manzarayı izleyerek zaman geçirebiliyorsunuz. Yine özel eşyaların bulunduğu full steep havlusu çok iyi bu arada ya. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Bir gidelim diğer katlara. Artık televizyon demeyeceğim. Televizyon her yerde var. Ve şimdi bir aşağı kata iniyoruz. Lower deck'teyiz arkadaşlar ve burada 4 tane misafir kamerası var. Burada bir çift kişilik yatağımız var ve devam ediyoruz. Söylemiyorum bunu artık. Yine bir tuvalet banyomuz var. Burada gördüğünüz telefonlarla arkadaşlar tekne içindeki her türlü iletişimi sağlayabiliyorsunuz. Hemen diğer kameralardan birisine geçiyorum. Birbiriyle benzer. Bir adet dolabımız var. Onun dışında can yenekleri var zaten. Şimdi hızlıca diğer iki kamerayı da görelim. Devam edelim. Burada yine yatağımız var. Banyo tuvaletimiz. Şöyle çok tatlı bir alan var yine makyaj için. Bu arada misafir sayısına yani ihtiyaca göre arkadaşlar bu yataklar ikiye ayrılabiliyor. Onu da hemen size burada göstereyim. Bu şekilde farklı misafirlerde yine zaman geçirebiliyor. Neredeyse hepsi birbiriyle aynı. Yani buraya misafir olduktan sonra konfor olarak herhangi bir fark yaşamıyorsunuz aslında diyelim ve yukarı çıkalım. Burası benim favori bölümüm. Burası benim favori bölümüm. Upper Deck salon arkadaşlar. Tekne sahibi biraz daha çocuklara zaman geçirsin ve geçirirken de kendilerine ait bölmeleri de olabilsin diye bu şekilde perdeyi çektiğinizde iki farklı yaşam alanı oluşmuş oluyor. Bu şekilde bir salon bölümümüz var. Dışarı çıktığımızda burada hem toplantılar hem yemekler için bir masa var. Aslında bu alt katta oluyormuş genelde ama yine Acun Bey'in kendi isteği özelinde buraya getirilmiş. Kişi işte denizden çıktı, geldi burada ve ıslak bir şekilde içeri girmesin diye önce suyu buradan aksın diye birer ızgara yapılmış. Buradan devam edelim. Alan bence gayet geniş ama hadi diyelim ki dar geldi. Bu alanda size dar geldi. O zaman da burada bir hidrolik sistem var arkadaşlar. Yaklaşık 80 santimlik bir ek alan yaratılıyor. Kanepemizi de buraya çektik ve şuradaki alanda tam olarak bize dahil olmuş oldu. Şimdi yukarı çıkmıyoruz. Bir diğer tarafa gidiyoruz. Bu katı tamamen görelim. Ondan sonra yukarı çıkacağız. Merdivenin şimdi diğer tarafına geçiyoruz. Burada bir günlük kullanım için tuvaletimiz var ve bu yukarıda gördüğünüz şeyin ne olduğunu az sonra söyleyeceğim. Yukarı çıkınca göreceğiz. Bu tarafta bir servis mutfağımız var arkadaşlar. Bu gördüğünüz şeyde yemek buradan hazırlanıyor. Asansöre veriliyor ve yukarı kattaysanız ya da aşağı kattaysanız size sıcak ve kolay bir şekilde geliyor. Gelelim bu kattaki bir diğer kabinimize. Burada gördüğünüz ses sistemleri arkadaşlar baya değerli ses sistemleri. Yani bunların tamamının 120 bin euro olduğuna dair bir şey duyduk ama detayına bakmadım yalan olmasın. Burada aslında genelde çocukların kaldığı ya da diğer yaşam alanlarını oluşturabilecek çeşitli bölümler var. Ve bilin bakayım burada ne var? Hiç aklınıza gelmez. Devam ediyorum. Burada kapımızı açalım. Kolay açıldı. Burada bayağı esiyor. Gelin bakalım. Şimdi burada arkadaşlar boş ve büyük bir alan görüyorsunuz. Biz tekneyi ilk gezmeye başladığımızda ben şunu söylüyordum. Hani Acun Ilıcalı böyle futbolu, ayak tenisini bu tarz oyunları seviyor. Acaba onu teknede oynayacak bir yer yaratmamış mı kendine diye bunu düşünüyordum. Tam bunu konuşurken burada onun muhabbeti oldu. Şu gördüğünüz alanların etrafında bir ağ geriliyor. Buraya bir file koyuluyor. Burada ayak tenisi gibi oyunları oynuyorlar. Onun da hatta bir tane görselini aldık şu anda görüyorsunuz. Ayrıca burada gördüğünüz şu çıkabilir alanın içinde bir adet kurtarma botu bulunuyor. Daha güzel ve ilginç olansa burada gördüğünüz diğer kurtarma botları. Detayını anlatacağım. İki tane burada görüyorsunuz. İki tane orada var. Bu arada teknenin diğer taraflarında da vardı. Bu şekilde çadır gibi olan kurtarma botlarını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bunu şişirmek için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Allah korusun teknede bir sıkıntı oldu ve burun tarafı suya girdi. Bunlar otomatik olarak kendisini atıyorlar ve patlayıp direkt bir kurtarma botu haline geliyorlar. Onun dışında manuel olarak da çalıştırabiliyorsunuz ve bu şekilde yani Allah korusun bir kazadan kurtuluyorsunuz diyorum. Şimdi burada belki su teması olur, yağmur yağar bir şey olur. Hani belki buraya yapmamışlardır diye düşündüm ama vallahi bunu da Mengiay düşünmüş, yapmış diyelim. Bir kaptanın bölümüne doğru geçelim. Abi çok cool değil mi? Ben bu arada Cat markasını bu tarz işlerin içinde görmemiştim arkadaşlar ama gerçekten çok kaliteli iş yaptığına dair çok fazla şey söylediler. O yüzden bu teknede de kullanılmış kendisi. Bu arada bayağı iyi gösteriyor ha. Burada ileri ve geri tam güç yaptığımız kollarımız bulunuyor. Onun dışında bir dümenimiz var.
Burada da joystick dediler. Bir kontrol cihazımız daha var arkadaşlar. Aralarındaki fark şu, dümenden verdiğiniz komutun 1,5 saniye sonra tekne tarafından algılandığı söyleniyor. Ama burada küçük joystick anlık olarak komut aldığı için genelde bu kullanılıyor. Burada da yine 2 adet kolumuz var. Bunun sebebi de teknenin önde ve arkasında 2 tane pervane var. Böyle düşünün. Yine onları sağa sola yaparak teknenin yönünü belirleyebiliyorsunuz. Hatta hani durduğu yerde olduğu gibi tam tur diğer tarafa doğru da dönebiliyor diyelim. Ve benim bir günde öğrenebildiklerim bunlar tekneye dair, en azından teknik tarafına dair. Şimdi biz biraz daha eğlenceli tarafları gezmeye devam edelim. Bir dakika, bilin bakalım burada ne yok. Bildiniz. Şimdi artık Sandek'e çıkma zamanı geldi. Hadi bakalım. Az önce size bir çiçek gibi bir yer göstermiş, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Sizi daha sonra göstereceğim diye. İşte o gördüğümüz alan burasıydı. O merdiven çıkış yerinde. Şu an buradaki havuzun aslında dibini oluşturuyor orası. Buradaki havuzda arkadaşlar denizden su çekiliyor ve arıtılmış bir şekilde buraya geliyor. Seviyesi biraz daha yüksek oluyor aslında ve kendini ısıtıp bir jacuzzi sistemi de görebiliyor. Az önceki o servis mutfağındaki asansörün geldiği katlardan birisi de işte tam da burası arkadaşlar. Burada yine gelen yemeğinizi asansörden alabiliyorsunuz. Açamadım çünkü bize gelmedi yemek. Buzdolabımız bulunuyor. Yine bunun içine de bir mum, dilediğimiz yiyeceği, içeceği doldurabiliyoruz. Şuna bir dikkat çekmem lazım. Kapaklar şu şekilde yukarı doğru itme haliyle açılıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de şu, hani ne olur ne olmaz bir sarsıntı bir şey olursa denizde her şey böyle yıkılmasın etmesin diye bağımsız iyi dolaplar hepsini tek tek açmanız gerekiyor. Ama bu teknede öyle bir sarsılmalar, biraz fazla hareketlenmeler falan kolay kolay olabilecek gibi değil. Teknede 4 tane finle bir sabitleyici bulunuyor arkadaşlar. Yine Mengiay tarafından yerleştirilmiş. Bu sabitleyiciler sayesinde de teknede herhangi bir dalga gelirse anlık olarak onun tersine doğru hareket ederek belli bir dengede kalmanızı sağlıyor. Abi buradan bir yerden de USB çıkar mı ya? Çıkmaz değil mi? Her yeri söküyormuş. Ben hissediyorum ya, burada bir yerde bir USB daha var. Ya bir USB ya da bir televizyon daha çıkacak gibi bir yerden ama dur bakalım. Burada da aslında birçok filmde, dizide, manzaralı herhangi görüntüde gördüğümüz bir alanımız var. Burada da güneşleniyoruz ve manzaraya karşı istediğimiz gibi zaman geçiriyoruz diyelim. Arkadaşlar biraz işin eğlence tarafını gösterdik size. Gerçekten çok güzel bir tekne yapmış Mengiay ve Acun Ucalı da inşallah kazasız belasız bunu kullansın. Ama bu tekneyi, bu canavar dediğimiz tekneyi hareket ettiren şey ne? Şimdi gidelim bir makine dairesini görelim. Bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar size. Acun Ucalı'nın o süper tenderi. Sürat teknesi yine Balmy'i görüyorsunuz. Geçelim diğer mekanik bölümlere. Main'deki tekrar geldik ama makine dairesini ben önce şunu da göstereyim arkadaşlar. Hani orada kaptanın kendi bölmesi vardı ya. Tekneyi bir yere yanaştırırken sadece oradan bakıp da telsiz ya da kamerayla bilgi almak yerine buraya ayrı bir kontrol noktası daha yapılmış. Bu şekilde çok daha kolay göz teması kurarak tekne kontrol edilebiliyor. Tekneyi yanaştırırken çok fazla bu halatlarla bir bağlama işlemi görmeniz lazım ve aslında biraz kuvvet gerekiyor buna. Onun yerine burada 2 adet, ben en başta USB sandım, 2 adet daha bölüm var. İlk halatı sarıyorsunuz, sonrasında bu tuşlara basarak buradaki haznenin dönmesini sağlıyorsunuz. Bu şekilde de kolayca teknenizi yanaştırabiliyorsunuz. Şimdi makine dairesine ineceğim arkadaşlar ama tekne aktif, yani motor aktif çalışıyorken burada çok fazla ses oluyor. O yüzden öyle bir anda inmeniz gerekirse bu gördüğünüz kulaklıkları takıyorsunuz ama şu anda öyle bir ihtiyacımız yok. Şimdi aşağı geldiğimizde arkadaşlar yine yukarı o kaptanın bölümündeki ekranlardan bunda da var. Mesela tankları yine aynı şekilde görebiliyoruz. Toplam 3 jeneratörümüz var. 2 tanesi yaklaşık 80 kW'lık. Bir tanesi de gece jeneratörü. Onda da tekne sahibi teknede yokken personellerin kaldığı zaman da bu jeneratör aktif oluyor ve yaklaşık 50 kW gücünde. Şimdi asıl teknenin kalbi olan yere geçiyorum. Burada arkadaşlar Cat'in C32 modelinden 2 adet bulunuyor. Yani teknede çift motor var ve tanesi 1450 beygir gücünde. Çalışan bir aksam vardır. Onun bir yedeği vardır. Bunun mantığı budur. Yani özellikle deniz araçlarında. Balmy'de bir şey yedeğinin yedeğinin yedeği bile var. Her türlü güvenlik önlemi alınmış, her türlü ihtimal düşünülmüş ve neredeyse kusursuz bir tekne yaratılmış. Bu kimyası özellikle anlatmak istiyorum çünkü bunun sebebi şu, kirli tuvalet suyu hiçbir şekilde denize salınmıyor. Buradaki herhangi bir kirli atık da denize salınmıyor ama eğer kirli su ya da atık su tankınızı doldurduysa ve daha fazla bunu depolayamayacak durumdaysanız elbette bunu denize salmayacaksınız. Belki misafirleriniz var, insanlar denizde. Bunda arkadaşlar şu gördüğünüz kimyasal suyu tamamen arıtılmış hale getiriyor ve yani siz burada suyu bıraksanız bile bana söylediğini söylüyorum. Bunun içinde yüzseniz bu su ne diye sormazsınız. Buradaki kimyasal, yani şu gördüğünüz boyuttaki bir kimyasal yaklaşık 1 tonluk atık ya da kirli suyu tamamen arıtılmış hale getirebiliyor. Tabii ki sadece kimyasaldan değil, burada yaratılmış sistem sayesinde bunlar oluyor. Yani yaklaşık 1000 kişinin elinin değdiği bir tekneden bahsediyorum arkadaşlar ve her şey en ince detayını düşünmüş. Mesela şurada tuvaletinizde bir atık olursa, bir şey olursa burada gördüğünüz motorlar bunları parçalıyor.
parçalıyor ve yani direkt söylenen şu, buraya bir alüminyum boru bile soksam bunu bile parçalayıp atabilecek güçte. Yani Mengyay Balmy için her şeyi düşünerek iyi bir çalışma yapmış. Şimdi main deck'ten bu dış tarafa tekrar çıkıyorum arkadaşlar ve birçok yerde hidrolik sistemle bu genişletme yapılmış demiştim size. Ve burada bir hidrolik balkon yaratılmış arkadaşlar. Yine burada sol elimin altında bir düğme var. Bu düğmeye basarak alanı tekrar genişletebiliyorum. Bunun normalde korkulukları var. Şu anda bakımda olduğu için bulunmuyor ama korkuluklarla takıldıktan sonra çok daha güvenli bir hale geliyor ve bir koydayken, bir limandayken size artı bir alan sağlıyor. Ve artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün sizin için Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Balmy teknesini gezmeye geldik. Bunun için hem tabii ki sevgili Acun Ilıcalı'ya hem de Mengyay'a çok ama çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onun dışında başka fikirleriniz ya da bu içerikle ilgili düşüncelerinizi de yorumlarda lütfen belirtin diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.